Mesela eğitimi ikiye böldük. Bir üniversite sistemi, bir de 3 yaş, 18 yaş. 3 yaş diyorum çünkü biz zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatacağız. 3 yaşında. 3 Anaokulu. yaşında, 3 yaşında anaokuldan biraz daha önce oluyor. 3 yaş. Çünkü bütün eğitim bilimciler söylüyor ki 3 yaşında çocukların kapacağı öyle şeyler var ki bir yıl bekleyince kaçırıyorsunuz. Çocukların sürekli düşünen, sorgulayan bir formasyonla yetişmeleri. Doğruyu yanlışı ayırt etme refleksleri geliştirmeleri. Bilgiden bol ve Şey, ucuz bir şey yok şu evet, an. şu anda bayılıyorum. Ama o bilgi kirliliğinden kendilerini koruyabilme, doğruyu yanlışı ayırt edici refleksleri geliştirme ve öğrenmeyi öğrenme. Yani gençlerimizin, çocuklarımızın öğrenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bugün 18 yaşında seçtiği bir meslek herhangi bir gencimizin bundan sonraki 23 dönemde yaşa geldi, ortadan kalkmış olabilir. aynen öyle. Dolayısıyla üniversiteleri hayat boyu öğrenim merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Her alanda, her disiplinden insanların gidip yeni oluşan alanlara, yeni gelişen mesleklere kendilerini adapte edebilmeleri Belki gerekir. duymuşsunuz. Hasan Bilat Bunu Kahraman'ın böyle bir üniversite girişimi oldu. O üniversiteye girmek için tek şart daha önce başka üniversiteyi bitirmiş olmaktı. Gireceksiniz ve o mesleğiniz ortadan kalkmış. Girip ikinci bir meslek edineceksiniz. Bu doğru. üniversiteye yok izin vermediler yazık ki. Zaten biz YÖK'ü kaldıracağız. Bravo. YÖK'ü kaldıracağız, kapatacağız Çünkü yani. 12 Eylül kaldı size. Mümkün değil. Şimdi bazı çok sayıda rektörlerle konuştuk. Ya diyorlar kapat, tamam biz de çok şikayetçiyiz ama diyorlar. Yani biraz da hani koordinasyon için bir şeylere de ihtiyaç var. Üniversitelerde yüksek kurullarda sizin. Onu bir kapatalım da yenisini kurmak daha kolay. Çünkü o kurumun artık öyle bir yapısı var, öyle bir formasyonu var ki nefes aldırmıyorlar. Evet. En iyi üniversitelere nefes aldırmıyorlar yani. İşte Boğaziçi Her falan. şeyine kadar, bütün detayına kadar karışıyorlar, müdahale ediyorlar. Bu kadar Peki müdahaleci mesela bir... şey yapacak mısınız? Bu siyasetin üniversitelerdeki atama yetkisi biraz garip değil mi? Bizim görüşü açtığımız bu üniversite eylem planımız ki biz bunu görüşü açtık çünkü çok geniş bir katılım hazırlığını yaşıyoruz. Bunu tamamen biz üniversitelerin kendi mütevelli heyetlerine bırakmak istiyoruz. Yani Devlet üniversitelerinde. o üniversitenin devlet üniversitesi dahil. Yani o üniversitenin geleneğini, kültürünü bilen ama dışarıya da açık bir mütevelli heyeti olsun ve o mütevelli heyeti Devlet belirlesin istiyoruz. üniversitelerinde mütevelli heyet mi kurulacak? Evet, bizim görüşü açtığımız şey bu. Bizim Yani görüşümüz bu. devlet üniversitesinde bir mütevelli heyet olacak. Oranın Evet. mezunlarından, iş dünyasına, oraya Aynen. bağış yapanlardan Aynen. oluşan. Aynen. Aa ilginç. Bu fikirlerimizin hepsini görüşe açtık. Bizim eğitim politikaları başkanımız var Mustafa Ergen. Kendisi ODTÜ zamanında birincilikle bitirmiş. Biliyorum Sonra Mustafa Ergen gayet tanırım. iyi tanıyorsunuz değil mi? Tamam. Silikon Vadisi'nde master doktora Berkeley'de. Sonra orada şirket kurmuş, teknoloji şirketi. Onu çok yüksek rakamlara satmış. Şimdi İTÜ'de ders veriyor İTÜ'de kendisi. ders veriyor biliyorum. Aynı zamanda kendi Ben şirketi. derslerine katıldım onu bazen. Öyle mi? Ha. Aynı zamanda kendi şirketi var. Yani hem girişimciliği, teknoloji, iş dünyasını çok iyi biliyor hem de eğitim dünyasını çok iyi biliyor. Biz onu eğitim politikaları başkanımız olarak görevlendirdik. Çünkü eğitimi daha sonraki aşamaları da dikkate almadan kurgularsanız o zaman ne oluyor? Öğrenciler mezun oluyor, iş bulamıyor. Şu andaki karşılaştığımız konu bu. Bir dönem YÖK başkanlarından birisiyle ben bu konuyu açmıştım. Demiştim ki ya hocam siz bu kadar kontenjan açıyorsunuz ama yani şu 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 alanlarda ekonomide bir ihtiyaç yok ve olmayacak yani. Bu Olmayacak. öğrenciler Aynen. bilmiyor, 18 yaşında değil misin yani. Tercih ediyor. Belki 20. sıraya yazıyor ama giriyor. Girince de iş bulamıyor. Ekonominin ve geleceğin Türkiye'sinin hangi mesleklere ihtiyacı varsa bugünden o kontenjanları ayarlamak lazım. Belki de onu üniversiteye gelmeden ayarlamak lazım. Bazılarını meslek lisesine yollamak lazım. Cevabı ne oldu biliyor musunuz? Ya dedi, Sayın Bakanım dedi, bizim işimiz dedi öğrenci yetiştirmek, sizin işiniz de ekonomi yönetimi olarak onlara iş bulmak dedi. Biz Çok onlara güzel, bakamayız şahane. dedi. Sonuç Şahaneymiş. bu. Sonuç milyonlarca Peki, işsiz genç. milyonlarca işsiz genç. Fakat şimdi bir yandan da gençler suçlanıyor. Gençlere diyorlar ki, kardeşim iş beğenmiyorsun. Ya şimdi doğru alanda eğitmezsen çocuk iş beğenmez tabii. Şimdi Öyle, öyle. garson ihtiyacı var, sen üniversite mezunu adam geliyorsun. Şimdi adam garsonluk yapmak istemiyor halde diyor ki, ben o kadar okudum, bu kadar masraf ettim. İşte niye garsonluk yapayım diyor veya işte niye şoförlük yapayım diyor veya niye bahçıvanlık yapayım diyor. Çeşitli alanlarda muazzam ihtiyaç var. Ama oraları ne yazık ki göçmenlerle doldurmaya çalışıyorlar. Çünkü Türk öğrenciler üniversite mezunu yapmak istemiyorum ama yanlış üniversite okutulmuş. Üniversiteye gidip bir meslek okulunda edinecek bilgilerle iş bulmak mümkün değil. Yani bu çok kötü bir nokta değil mi? Mesela bu Çok üniversite doğru. sistemini, daha doğrusu eğitim sistemini komple değiştirmek gerekmiyor mu size göre? Zaten komple değiştireceğiz. Örneğin müfredat. Tamamen esnek hale gelmesi gerekiyor. Seçmeli ders sayısının çoğalması gerekiyor. Mecburi ders sayılarının azalması gerekiyor. Öğrencilerimizin kendi ilgi
ve başarı alanına göre kendi kendilerini yönlendirebileceği bir esnek müfredat yapısını mutlaka getirmemiz gerekiyor. Sonra erken yaşta gençlerimizi iş hayatıyla tanıştırmamız gerekiyor. Şu anda bizim mevzuatımızda 14 yaşından itibaren staj yapmak mümkün, evet, değil mi? 14 yaşından itibaren iş hayatıyla muhatap olmaları gençlerimizin çok çok faydalı. Çünkü tamamen teorik olarak... Tercihli bir iş yapıyorlar sonrasında bir de. Evet. Ya mesela diyelim ki 14 yaşında bir yere girer, 2 ay staj yapar, bakar ya bu bana göre değil işte. Başka bir alanda ilgisi gelişir. Ona göre eğitim hayatını düzelir. Dediğim gibi 18 yaşına gelir, bir başka yerde staj yapar, bir başka yerde bir çıraklık yapar. Ha, onu sever, ya ben bunu çok sevdim, ben bu konuda okumaya devam edeyim der. Dolayısıyla biraz da bu çalışma hayatıyla iş hayatını entegre olması lazım. Daha erken yaşlarda birbirine entegre etmemiz gerekiyor. Yapılacak çok iş var. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz eğitimle ilgili? Yani bu siyasi bakışı ve ideolojik bakışı eğitimden tamamen arındırmak gerekiyor. Şu anda biz inovatif eğitim diyoruz. Çok inovatif var ve öğrenciler çok da seçmiyorlar artık. Ve hatta Türkiye'nin en radikal Müslümanları bile inovatifleri çok da yollamayın demeye başladılar. Ne inovatifler için diyoruz? Bu kadar inovatife gerek var mı Türkiye'de? Ya şöyle, eğer tamamen talep odaklı bu. Yani öğrencilerimiz istiyorsa, tercih ediyorsa tabii ki olabilir. Ama hükümet kendi ideolojisi, kendi siyasi görüşü doğrultusunda tamamen, yani kendisi gibi düşünen insanlar daha çok olsun, daha çok toplumda öyle insanlar olsun diye bütün eğitim sistemine böyle bakarsa ve buna göre formatlarsa, o zaman öğrenciler de mutsuz oluyor. O okullardan mezun olan kardeşlerimiz de çoğu belki de aradığı işi bulamıyor, aradığı mesleğe kavuşamıyor. Peki işi kavuşacağız. Burada eğitimde mutlaka esneklik şart. Yani eğitimi özgürleştirmek gerekiyor. Özgürleşmek. Her şey başka bir çare yok. Böyle devletin çok merkezi ve çok dikte edici anlayışını sadece üniversitelerde değil, yani 3-18 yaş arasında da rahatlatmak gerekiyor. Uzun vadeli bakmak gerekiyor. Eğer her gelen hükümet kendi ideolojisini eğitim sistemine empoze etmeye çalışırsa, yazık olan maalesef gençlerimize. Ya bunun olmadığını gördük zaten. Yani Türkiye'de uzun dönem devletin resmi ideolojisinden işte bugünkü hale geldiyse demek ki öyle zorla bir şey olmuyor hiçbir yerde. Öyle. Aynı programın başında konuştuğumuz gibi, hani o üste çıkanın alttakini ezdiği, evet, rövanşta. Şimdi bütün bu bakış açısı eğitimi de yansıdığında maalesef gençlerimize, çocuklarımıza çok yazık oluyor. Peki, nesiller kaybediyor.